Evet, güne güzel bir kahveyle başlayalım diyeceğim ama ben temizlikle başladım. Bugün fırın tepsilerimi yıkadım. Fırınımı şöyle güzelce sildim. İçini, dışını, tertemiz camlarını, her tarafını normal tepsilerimi yıkadım. Onları bir güzel ovaladım. İster gibi çaydanlıklarımı da evi süpürdüm. Bir tek yerler silinecek. Mola veriyorum. Temizlik molası. Kahveyle dinleneceğim. Daha sonra yerlerimi sileceğim. Ben de gün böyle başladı. Çaydanlıklarım pırıl pırıl oldu. Çiftledim onları güzelce. Tepsilerimi öyle, fırınımı. Evi de süpürdüm. Zennet kafe yıkandı, balkonum yıkandı, silindi. Bir yerler silinecek, o da kahveden sonra yapacağım. Kahvemi alıyorum ve içmeye gidiyorum. Camlar açık. Yerler süpürüldü. Odalar, tozlar alındı. Burada villadan beni bekliyor. Yerler silinecek. Süpürge işi bitti. Yoruldum ama değdi. Balkonumu yıkadım. Mis tertemiz. Sandalyemi hazırladım. Mermerlerimi de sildim. Bundan güzel keyif olamaz herhalde. Huzur. Kahvemi şöyle güzel güzel içeyim. Güneş de çıkıyor. Dün yağmurluydu. Bugün güneşli. Ve şimdi ilaç gibi geldi. Hem açlığı yatıştırıyor, hem oturuyorum, dinleniyorum. Bana bahane oluyor. Yoksa daha yerleri silerdim. Yoruldum. Ekstradan fırını yaptım bugün. Fırını temizledim. Börekleri, çörekleri pişirdikçe batıyor. Yerleri sildikten sonra akşam yemeğine başlarım. Güzel bir çorba yapmayı düşünüyorum. Ispanak kökünden. Geçen gün yaptığım böreklerin köklerini ayırdım ıspanakların. Körpecik. Böyle sarımsaklı. Güzel terbiyeli bir çorba. Daha önce yapmıştım, paylaşmıştım sizlerle. Yani benim işler akşama kadar bitmiyor. Eşim gelene kadar ben iş buluyorum kendime.
Hava güzel. Hava güzel olunca sokağa çıkmak daha fazla alışıyor. Hareket oluyor. Kışı da bitirdik zaten. Şubat çıktı mı Mart, bir ayımız kalıyor. Nisan'da bahar. Bu bardağı yaptığım zaman fazla oturacağım anlamına geliyor. Dinlenmeye ihtiyacım var. Ufak bardaklara yaptım mı işim var demektir, kalkacağım. Bunda hem kahve çabuk soğumuyor. Sizlerde nasıl gün geçiyor beni izleyenler? Siz neler yapıyorsunuz? Sabah kalktığınızda ilk işiniz ne oluyor? Yazarsanız ben de memnun olurum. Fikir edinmiş olurum. Benim günüm böyle. Ben burada videoyu kapatıyorum. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Temizlik yaparsanız da kolay gelsin. Gönlünüzde ne geçerse bütün dualarınız kabul olsun. Dilekleriniz, dualarınız. Temizlik bitti. Çay keyfine başlıyorum. Burada da güzel hazırlıklarım var. Ama önce çayımı içeceğim. Kahveyi içtim. Daha sonra yerleri sildim. Yerler de bitti. İşlerim bitti. Çay keyfi. Daha sonra güzel tariflerle karşınızdayım. Burada mısır unum var, kabartma tozum, pırasam sıvı yağ, plaska diye bir yemek var eskilerden, onu yapacağım. Burada da az malzemeli kurabiye tarifim var. Bir kabartma tozum, vanilyam, yumurtam, sıvı yağ, şeker, un. İki tane tarif geliyor sizlere. Biri tuzlu, biri tatlı. Sabaha çekmiştim kahveyle, fırınımı temizledim, tepsilerini, her tarafı yıkandı, silindi, yerlerim de öyle. Çay keyfinden sonra tariflere başlayacağım. Mis gibi tarifler geliyor.
Kadehler daha kurumadı. Camlar açık. Ama çay içilmeden olmaz. Evet, ıslak daha yerler. Pırıl pırıl oldu her taraf. Bir taraftan temizliği yapıyorum. Bir taraftan da çamaşır. Hepsi birden oluyor. Oğlumun ayakkabılarını yıkadım. Evet, şimdi güzelce çayımı içip tariflerime başlayacağım. Eskilerden gene bir tarif geliyor. Mısır unuyla. Bilen eminim çoktur onu. Köyden zevinciğim verdi tarifini. Nenesi yaparmış onun da, rahmetli nenesi. Plaska dedi herhalde, tam adını da şimdi şey yapmayayım. Tekrar soracağım ona ismini. Plaska diye aklımda kaldı benim. Bir de az malzemeli öyle güzel bir kurabiye yapacağım. Ama tabii iki tane çayımı içeceğim şimdi. Bu yorgunluğun ardından iki tane çay gider. Saat 3-4'e geliyor. Benim işler ancak bitti. Hava da güzel. Mis gibi. Yaptıkça yapası geliyor insan işleri. Günün yarısından çoğu temizlikle geçiyor zaten. Akşamüstü de ancak yemekler oluyor. Gün bitiyor. Kışın günler kısa. Havada böyle bir gram soğuk yok. Rüzgar da esmiyor. Çok şahane. Tam çay havası. Tariflerim olmasa uzun dururum burada. Daha çay içerim de. Yemek yapılacak. Çorba yapacağım daha. Kurabiye. Bayağı işlerim var. Sabah fırınımı temizledim, camları, içini sildim, tepsileri yıkadım. Misleri tertemiz pişirelim şimdi.
Çay da harika olmuş her zamanki gibi. Ben bir çay daha dolduruyorum. Çayın tadı kaçmadan çay keyfi daha yapalım. Gördüğünüz gibi cadde hareketli çünkü hava çok güzel. Herkes sokaklarda. Benim cennetim. Malzemeler de beni bekliyor burada. Tatlı, tuzlu olacak. Dinlenmeden olmaz yani. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra yapımlarına başlayacağım onların da. Yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Çayımın altını da kapattım. Kısacağım yerde. Şeker biraz koyalım. Şeker kullanmadan içemiyorum. Bu da fazla kaçtı. Fazla karıştırmayız. Ölçmek zor geldi çay kaşığına. Burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ben şöyle çayımı içeceğim. Daha sonra da tariflerimi yapmaya başlayacağım. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Pırasalarımı doğradım. Kavuruyorum plaska için. Burada da mısır unu. Bu da eskilerden bir tarif. Zerrinciğim verdi tarifini sağ olsun. Nenesi yaparmış zerrinciğimin de. Mısır unu malzemesi. Pırasa. Bir kabartma tozu. Tuz. Az pul biberle karabiber. Pırasasını lezzetlendirmek için katacağım. Hamurumda da mısır unuyla kabartma tozu, su. Başka bir şey yok. Ufak tepsiye yapacağım. Mis gibi tarif. Eminim lezzeti de güzel olur. Ben de bunu ilk defa yapıyorum. Zevrincimden aldığımı söyledim. Nenelerden gelen tariflerde şaşma olmuyor. Hepsi çok lezzetli oluyor. Ufak tepsiye yapma sebebim de hem sizlerle tarifini paylaşalım. Lezzetine bakalım. Beğenirsek lezzetini daha büyük tepsilere yaparım. Şöyle
sanırım kavruluyor. Çok fazla kavurmayacağım. Hamurun üstünde, içinde de biraz gözüksün yani, ağza gelsin. Etten erimesin pırasada. Daha sonra da hamurunu yapacağım. Plaskını. Ufak tepsiye yapacağım için iç malzemeyi de az tuttum. Az pırasa doğradım. Pırasalarım kavruldu. Tuzunu veriyorum. Şöyle yarım şeker kaşığı. Fazla da vermek istemiyorum. Az pırasalarım. Yarım kaşık da pul biberi. Çok az da karabiber. Evet, bu kadar. Ocağımı kapatıyorum. Hamurunu yapıyorum. Evet, 3 bardak su koydum plaska için. Tuzunu veriyorum. Şöyle yarım kaşık. Ve mısır ununu veriyorum. Ölçülü bir şekilde koyalım. Karıştıracağım. Ve kabartma tozum. Kabartma tozumu da açıyorum. Kabartma tozumu da döküyorum. Ve karıştırıyorum. Ilık su, kabartma tozu, mısır unu. Kekten az bir koyu kıvamda olacak. Fazla da koyu olmayacak. Evet, bu kadar yeterli. Eski tarifler her zaman lezzetli oluyor. Bu da eskilerden bir tarif. Kek hamurunun bir tık daha koyusu. Öyle karıştırıyorum. Ve burada tepsim. Tepsimi yağladım. Hamurumu alıyorum. Tepsimin yanına geliyorum. Ufak tepsiye yapıyorum. Öyle karıştırıp dökeceğim. Fazla koyu olmayacak. Yarısını altına, yarısını da üstüne dökeceğim. Pırasayı da ara katına dökeceğim. Şöyle yaydırıyorum. Pırasasını alıp geliyorum.
Pırasamı aldım ve üstüne koyuyorum. Pırasamı koydum. Kalan hamurumu da üzerine koyuyorum. Evet, plaska oldu. Harika da oldu. İnşallah pişmesi de güzel olur. Fırınıma veriyorum. Döküldü. Plaskam harika bir şekilde pişiyor. Burada da güzel bir hazırlıklar var. Kurabiye yapıma başladım. Güzel bir kurabiye tarifi veriyorum. 2 yumurtam var. 1,5 bardak şekerim. Şekerle yumurtayı çırpıyorum. Bunu teke de düşürebilirsiniz, bir yumurta. Yani bu malzemeyi yarıya düşürüp daha az kurabiye de yapabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ katarsınız. Bir yumurta katabilirsiniz. Yani malzemeleri yarı yarıya indirebilirsiniz. Ben biraz fazla yapmak istediğim için şöyle 2 çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. 2 yumurta koydum. 1,5 bardak şeker koydum. Şöyle karıştırıyorum. Katı yağ yok bu kurabiyede. Ve vanilyalarımı katıyorum. 2 tane vanilya. Vanilyasını da karıştırıyorum. Ununu veriyorum. Unu da ölçülü bir şekilde. Çok koyu olmayacak kıvamı. Yumuşak bir hamur olacak. Ununu verdikten sonra kabartma tozlarını veriyorum. 2 tane kabartma tozu. Tüm malzemeleri bu kadar kurabiyemize ve karıştırıyorum. Daha sonra elimle güzelce hamuru yoğuracağım. Un ilavesiyle. Yapabiliriz. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Güzel, kolay bir kurabiye tarifi.
Çay yanına, kahve yanına çıkarıp tüketebilirsiniz. Ben buna un ilavesi yapıyorum. Un ilavesini yaptım ve tekrar yoğuruyorum. Kurabiye hamuru oldu. Şöyle yumuşak güzel bir hamur. Tepsiye şeklini vereceğim. Tepsimi yağlıyorum. Ve kurabiyelerimi şeklini veriyorum. Kurabiye hamurumu tuttum. Tepsimi de yağladım. Videolarımı açtım. Bir taraftan izliyorum. Bir taraftan da plaskan pişiyor. İki lezzet bir arada bugün. Misim mutfağında. Hem tuzlu hem tatlı. Kurabiye hamurumdan böyle koparıyorum. Yuvarlıyorum. Ve tabağıma şeker koydum. Üstüne şöyle şekere bandırıyorum bir tarafına. Evet, böyle oluyor ve tepsime koyuyorum. Kıyır kıyır kurabiyeler. Evet, aynen böyle yapıyorum ve şekere bandırıyorum. Böyle oluyor. Üstü şekerli. Görüntüsü de güzel oluyor, lezzeti de. Tepsimi dolduruyorum. Plaskan tam kızaracağı zaman şöyle son dakikalarında biraz üzerine yağ gezdirdim. Daha da lezzetlensin. Pişmeye devam. Kurabiyelerimi tepsiye doldurdum. Şekerle şöyle güzelce üstlerine de verdim ve şöyle biraz şekil verelim. Harika. Çay bardağına şöyle biraz bastırıyoruz. Harika şekli oluyor. Az malzemeli, çok lezzetli bir tarif. Hem eğlenceli, yorucu değil. Tüm kurabiyelerimin şeklini verdim. Fırına veriyorum. Ispanak köklerimi çıkardım. Güzel bir çorba yapacağım. Ben de bugün
çeşit çok. Burada kurabiyelerimi yaptım. Fırına vereceğim. Orada plaska pişiyor. Tatlı, tuzlu çorba. Birden yapıyorum bugün. Yıkayıp ıspanaklarımı doğrayacağım. Ispanak köklerimi güzelce yıkayacağım birkaç su şöyle tertemiz olana kadar. Daha sonra mis gibi çorbasını yapacağız. Şöyle kontrol edelim. Plaskan gayet güzel nar gibi kızarıyor. Ocağa da çay koydum. Mis gibi. Ispanak köklerimi yıkadım. Şöyle güzelce doğruyorum. Mis gibi çorbasını yapacağım. Terbiyeli, sarımsaklı, lezzetli bir çorba. Tam bir kış çorbası. Ben doğramaya devam ediyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Çok uzun olmasın, daha çekimlerim var. Harika bir şekilde kızarıyor. Burada da çorba malzemelerim. Ispanak kökünden şahane bir çorba yapacağım. Misler bitmiyor. Burada da kurabiyelerim. Plaskayı çıkardıktan sonra kurabiyelerimi fırına vereceğim. Üç çeşit birden oluyor. Soğanımı rendeledim. Sarımsaklarımı da rendeliyorum soğanımın yanına. Soğanla sarımsağımı rendeledim. Sıvı yağımı da verdim. Güzelce kavuruyorum. Plaskamız pişti. Gördüğünüz gibi harika oldu. Mis gibi pırasalı plaska. Kurabiyelerimi fırına veriyorum. 20 dakikaya ayarladım. 175 derecede. Pembeleşince tamamdır. Soğanlarım kavruldu. Biber salçasını veriyorum. İki kaşık biber salçası. Salçayı da kavurdum. Ispanaklarımı veriyorum. Sonra biraz dökülde onları alırız sorunda. Her zamanki gibi kavururken tuzunu veriyorum. Bir kaşık tam doldurmadım. Ispanaklarımı güzelce kavuruyorum, ıspanak köklerimi. Çok az da pirinç atacağım kaynamaya başladığı zaman. Azıcık şey hemen.
ıspanak çorbamın malzemelerini güzelce kattım, kavuruyorum. Orada da suyunu ilave edeceğim. Burada da kurabiyelerim pişiyor harika bir şekilde. Burada da misler bugün. Üçü birden oluyor. Kurabiyelerimin güzelliğine bakar mısınız? Harika oldular, harika. Misler gibi. Ispanak köftelerim kavruldu. Suyunu veriyorum. Bu su az. Daha biraz su kaynatacağım. İlave edeceğim. Tekrar suyumu koyuyorum. Kaynasın. Çorbamı ilavesini yapacağım. Şöyle bir karıştıralım. Kapağını şöyle yarım kapatarak kaynamaya bırakıyorum. Çorbamı suyunu ilave ettim. Kurabiyelerim pişiyor. Misler plaskam oldu. Harika pırasalı plaska. Burada da kurabiyelerim mis gibi pişiyor. Burada da ıspanak çorba. Ben de şöyle biraz oturup dinlenme molası verebilirim. Çorbama su ilavesi yapacağım. Su koydum tekrar. Kurabiyelerim de fırında. Plaska da pişti. Şahane. Misim mutfağında misler olmaya devam ediyor. Kurabiyelerim süper oldu. Kabarmaya doyamadı kurabiyelerim. Harika. Çorbam kaynıyor. Pirincini ilave edeceğim. 2-3 kaşık da pirinç yıkadım. Pirincini de veriyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Çorbamın terbiyesi için 3 kaşık yoğurt, 1 yumurta sarısı ve biraz da un katıyorum. Şöyle biraz da su. Sırtıyorum. Kurabiyelerim harika bir şekilde pişti. Şöyle açalım. Buhar yaptı. Çorbamın terbiyesini yaptım. Ve ilave ediyorum. Böyle süzerek katacağım terbiyesini. Çorbamın terbiyesini verdim. Misler gibi şöyle lezzetli bir çorba oldu. Burada da kurabiyelerin son dakikaları. Burada da plaskan, pırasalı plaskan. Üç menü bir arada. Üçü de sonlanıyor. Kurabiyelerimi çıkaracağım. Çorbam da oldu. Terbiyesini verdim.
Çorbam oldu. Böyle kapatıyorum. Ocağımı da kapatıyorum. Pırasalı plaskam oldu. Harika, misler gibi. Kurabiyelerim de oldu. Çorbam oldu. Ve dinlenme molası için kendime de şöyle güzel bir kahve yaptım. Cennet Kafe'ye gidiyorum. Misim mutfağında misler pişmeye devam ediyor. Kahvemi aldım, Cennet Kafe'me çıktım. Manzara harika. Dinlenme için birebir. Son kahvem. Günün son kahvesi bu. Sabah kahvemle başladım. Çayımı da içtim. Tüm temizlik, yemek hepsi bitti. Son kahveyle sonlandırıyorum Cennet Kafe'yi. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Çorbam oldu. Harika. Tam bir kış çorbası. Sarımsaklı, soğanlı, terbiyeli. Lezzetli mi? Lezzetli. Yanına da pırasalı plaska yaptım. Bu da yeni tarifim. Eskilerden gelen, nenelerimizden gelen bir tarif. Bunu Zerinciğim verdi tarifini. Nenesi yaparmış. Çorbamla. Pırasalı plaskam oldu. Harika bir şekilde servisini de yaptım. Yanına da ıspanak kökünden çorbamı yaptım. Burada da kurabiyem. Çayım. Bugün lezzetler üçü bir arada. Misim mutfağında misler pişmeye devam ediyor. Çayım ocakta. Harika. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Gece kahvelerimiz eşim, oğlum ve ben. Şöyle misler gibi kahve keyif yapacağız. Cennetimizde. Yaptığım kurabiyeler. Mis gibi. Kahvenin yanında. Harika. Eşimle oğlum da oturma odasında konuşuyorlar. Baba oğul. Ben de onlara kahve yapıyorum. Sesleri geliyor buraya. Mis Kafe hakkında konuşuyorlar. Mekanımız hakkında. Harika. Kahvelerimiz oldu. Köpüğü biraz az gibi ama dibinde kaldı. Olsun, önemli değil. Mis gibi kurabiyeler var yanında. Her zaman
her şey güzel olacak diye bir şey yok. Bazen böyle de olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Biri şahane. Şöyle koyuyorum. Kurabiyelerimi de böyle koyuyorum. Orada servisini yapıyorum oturma odasında. Şimdi çekiyoruz. Mis gibi. Kahve kurabiye keyfi. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.